Şimdi kendinizi bir uçağın pilot kabininde hayal edin. Bir uçağın pilotusunuz, 119 yolcunuz, 8 mürettebatınız var. Ve uçağınız 950 km hızla gökyüzünde ilerliyor. Bir anda kabin camlarınız çatlamaya başladı. Bu anlattığım tehlike 2018'de yaşandı. Sichuan Hava Yolları'nın 8633 sefer sayılı uçuşu 14 Mayıs 2018'de Çin'in Chongqing kentinden havalandı. Lhasa'ya gidecekti. Görüntüler çekilen filmden. Uçuştan kısa bir süre sonra 9800 metrede kokpitin sağ tarafındaki pencere camında çatlak başladı. Çatlak hızla büyüdü ve pencere parçalandı. Ani basınç düşüşü oldu. Yardımcı pilot basınç farkından az daha pencereden dışarı fırlıyordu. Korkunç bir panik yaşandı. Hava şartları, basınç, her şey alt üst oldu. Gökyüzünde 950 km hızla gidiyorsunuz ve kabin camlarınız yok. Bu şöyle bir şey. 50 km hızla gitsek pek bir şey olmaz. Yüzümüze hava çarpar, hatta hava sıcaksa serinleriz. Ama daha yüksek hızlarda tertemiz bir hava bile olsa bizi rahatsız eder. Uçak saatte 950 km hızla gidiyordu. Kaptan pilot gürültüden dolayı kuleyle anlaşamıyordu, konuşamıyordu. Ama kaptan soğukkanlılık ve profesyonellik gösterdi. Uçağı çok zor şartlarda kuleyle haberleşemeden manuel olarak yere indirmeyi başardı. 119 yolcu ve 9 mürettebatın hayatı böylece kurtuldu. Dünyanın dönüş hızı bir uçağın hızının iki katına yakın. Saatte 1670 km. Dünyanın kabin camlarını atmosfer oluşturuyor. O nedenle de hızımızı hissetmiyoruz. İkinci hız dünyanın güneş etrafındaki dönüş hızı. Saatte 107.200 km. Bir uçağın hızının 100 katı. Atmosferimiz bu hızdan da bizi koruyor. Hiçbir şey hissetmiyoruz. Üçüncü hız veya üçüncü yolculuğumuz en zor olanı. Güneş sistemi yıldızlar arası uzayda saatte 828.000 km hızla ilerliyor. Bir uçağın hızının 828 katı. Bu hızın 10.000 katı. Yıldızlar arası uzay böyle temiz havadan oluşmuyor. Uzay boş değil. Süpernova patlamalarının kalıntıları, yıldız oluşumlarından kalma çok güçlü radyasyon bulutları var. Kozmik gazların rüzgarları var. Tüm bunlar akıl almaz hızlarla güneş sistemine çarpıyor. Çarpıyor ama hiçbir şey olmuyor. Peki güneş sistemi yıldızlar arası uzayda bu kadar hızlı hareket ederken nasıl korunuyor? Sebebi şu. Güneş sistemi yıldızlar arası uzayda bu korkunç hızla ilerlerken kabin camları var. Yıldızlar arası kabin camlarımızı NASA'nın Voyager 1 ve Voyager 2 adlı uzay araçları keşfetti. Her iki araç 1977'de uzaya gönderildi. Görevleri Jüpiter ve Satürn'ü incelemekti. Bu görev bitince Güneş sisteminin dışına yıldızlar arası uzaya doğru yolculuklarına devam ettiler. 30 yıl sonra Güneş sisteminin sınırlarına ulaştılar. Voyager 1 14 milyar kilometre yol aldı. 2004'te heliosfere ulaştı. Voyager 2 ise 12 milyar kilometre yol giderek 2007'de bu noktaya ulaştı. Bu araçlar 47 yıldır dünyaya veri yolluyor. Soru şu, bu araçlar hangi enerjiyle çalışıyor? Araçlarda radyoaktif bozulma sürecinde ortaya çıkan ısıyı elektriğe dönüştürme sistemi var. Radyoizotop termoelektrik jeneratörler. Enerjiyi buradan. Ya iletişim? 23 milyar kilometre uzaktan nasıl haber alınıyor? NASA'nın Deep Space Network ağı var. Dünyanın çeşitli yerlerinde dev antenler veri topluyor. Sinyallerin dünyaya ulaşması 20 saat sürüyor. Son yıllarda veri akışı oldukça zayıflasa da hala bilgi gelmeye devam ediyor. Güneş sistemi şurada. Tam uçak kabini gibi. Voyager 1 ve Voyager 2 buralarda. Güneş rüzgarları, yüklü parçacık bulutları ve manyetik plazma alanları saatte 9 milyon kilometre hızla dünyaya hücum eder. Eğer dünya korunmuş bir gezegen olmasaydı, filtresiz güneş ışıkları, radyasyon, güneş rüzgarları atmosferi silip süpürürdü.
Dünyayı çevreleyen manyetosfer ve ozon tabakası bu zararlı ışınları engeller. Ama evrende mutlak zararlı diye bir şey yok. Zararlı bildiğimiz ışınların çok önemli bir fonksiyonu var. The solar wind is kind of a two-edged sword. It can harm us here on Earth, but it also protects us from this galactic material. Güneşin bize zararlı olan ışınları güneş sisteminin sınırlarında bizi koruyan bir zırha dönüşüyor. The sun is like a big mother that literally creates a bubble of charged particles and associated magnetic fields that protect us from cosmic rays coming from outside the solar system. Güneşin manyetik alanı kuzey ve güney kutuplarında zıt yönlerde dalgalanarak dönerek ilerler. İki dönüşün birleştiği yerde bir tabaka oluşur. Adı The Termination Shock. Tüm ışınlar ve manyetik alanlar bu noktaya ulaştığında bir duvara çarpan su dalgaları gibi etki oluşur. Güneşin manyetik alanlarının hızı bu tabakada ses hızının altına düşer. Köpüklü ve kabarcıklı baloncuklardan oluşan koruyucu bir katman meydana gelir. Heliosfer otomobillerde kullanılan hava yastığına benziyor. Tampon görevi yapıyor. Dış uzaydan gelen kozmik ışınlar bu baloncuklara çarpa çarpa yavaşlar. Sonrasında güneşin manyetik alanları yıldızlar arası rüzgar tarafından geriye doğru bükülür. Böylece helioşit alanında ışınlar çarpışarak yön değiştirir. Güneş rüzgarı da durmuş olur. NASA'nın bu grafiği zararlı ışınların güneş sistemine girerken nasıl azaldığını gösteriyor. There are so many instances in the universe where something that you think at first would be very dangerous and destructive can even be protective. And the solar wind is one such thing. Yes, there are these high energy particles coming from the sun. The solar wind is blowing a bubble around our solar system. But the effect of the solar wind is to protect our entire solar system from even more dangerous kinds of particles. İki şiddetli rüzgarın çarpışması gibi bir şey. Heliopause tabakası güneş rüzgarı ile yıldızlar arası ortamın basınç ve şiddetinin dengelendiği sınırdır. Böylece heliosfer tabakası güneş sistemimizin kabin camlarını oluşturmuş olur. Yoksa saatte 828 bin kilometrelik hız güneş sistemini tuzla buz ederdi. Dünyada uzay biliminin kurucusu kabul edilen Alman bilim insanı Wernher von Braun, evrendeki düzeni şöyle niteliyor. Uzaydaki girişimlerimiz uçsuz bucaksız evrende atılmış küçücük adımlardan ibaret. Bu girişimler çözdüğünden çok daha fazla gizem ortaya çıkarmıştır. Kendi adıma kozmosun ihtişamının yalnızca yaratıcının kesinliğine olan inancımı teyit etmeye yaradığını söyleyebilirim. Fani insan her yerde hazır ve nazır, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, baki bir tanrıyı kavrayamaz.